İslam medeniyetinde çeşitli hükümler bir arada uygulanabilir mi? Müslümana şeriatla, Hristiyanlara İncil'le, ateistlere kendi kanunlarıyla hüküm verilebilir mi? Peygamberimizin Medine vesikasında buna benzer bir durum var. Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada üç kısım insan vardı: Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler. Efendimiz diğer iki din mensuplarıyla bir sözleşme imzaladı. Buna Medine vesikası deniyor. İlk anayasadır. Tarihteki ilk yazılı anayasadır. Ve herkes kendi dinine göre yaşayacak. İç işlerinde özgür. Kendi kanunlarına göre tatbik edecekler. Ancak bir saldırı olduğu zaman Medine'ye, hep beraber Medine'yi savunacaklar vesaire. Bu şekilde bir sözleşme. Hakimiyet Müslümanlardadır. Bir hukuki mesele olursa Müslümanlarla kafirler arasında, hakimiyet Müslümanlardadır. Söz sahibi Peygamberimizdir. Bunu kabul ettiler. Neden? Çünkü evet, onların sayısı daha çoktu. Müslümanların zaten bir kısmı münafıktı. Müslüman değildi aslında. Müşriklerin sayısı daha kat kat fazlaydı. Yahudiler de öyle. Ama Müslümanların bir lideri vardı, Peygamberimiz, ve ona son derece itaat vardı. Az olmalarına rağmen Medine'de son söz Müslümanların olmuştur. Bunun sayesinde. Siyer kitaplarına bakarsanız Medine Sözleşmesi'nin sözleşmesinde hakim olan gücün Müslümanlar olduğunu anlatır ve bunun da sebebinin Müslümanların bir lider etrafında toplanmış olmaları olduğunu ifade eder. Bazı kitaplarda var. Yoksa müşriklerle Yahudilerin sayıları çok fazla. Ama onların arasında bir birlik, beraberlik yok. O yüzden de Müslümanların hakimiyeti söz konusu idi. Ancak kendi iç işlerinde serbestler. Mesela bir gün Peygamberimize başvurdular. Zina etmiş olan bir Yahudi ile ilgili. Peygamberimiz onlara sordu. Dedi, sizin kitabınızda bunun hükmü ne? Tevrat'ta bunun hükmü nedir? Efendimiz biliyordu ama onlara söyletmek için. Onlar açtılar Tevrat'ı. Tam oraya gelince ellerini kapattılar, göstermek istemediler. Efendimiz, kaldırın elinizi dedi. Kaldırmak zorunda kaldılar. Recim yazıyor. Zina edenin hükmü recimdir. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki başka bir hüküm de olsaymış, Peygamberimiz o hükmü uygulayacakmış. Soruyor, sizin kitabınızda bunun hükmü nedir? Yani demek ki İslam devletinde ehli kitap kendi şeriatına göre yaşayacaktır. Kendi şeriatına göre mahkeme olacaktır. Kendi mahkemeleri olacaktır. Kendi aralarındaki meselelerde kendi şeriatları geçerli olacaktır. Ama bir Müslümanla bir mesele olduysa bu hususta ulema içtihat edecektir. Yani eğer son söz Müslümanlarınsa yapılan anlaşma bu şekilde ise, bir Müslümanla bir kafir arasında bir problem olduysa, mesela diyelim ki bir Müslüman bir kafiri öldürdüyse hüküm ne olacak? Bir kafir bir Müslümanı öldürdüyse hüküm ne olacaktır? Orada yani iki din arasında olunca olay, hangi dinin şeriatı geçerli olacaktır? İslam üstündür, İslam'a üstün gelinemez. Böyle bir durumda İslam'ın hükmü geçerlidir. Ama kendi aralarındaki meselelerde kendi şeriatlerine göre mirasın taksimi vesaire, alışveriş,
gibi muamelata dair meseleler kendi şeriatlarına göre yapabilirler. Bakın bu hiç şu anda hiçbir devlette olmayan bir özgürlük. Hangi devlette böyle bir şey var? Hiçbir devlette yok. İki tane kanun. Bakın İslam buna müsaade ediyor. Hani İslam böyle baskı falan olur sanıyorlar. Tam tersi. İslam'daki özgürlük çok daha fazla. Sen kendi dinine göre yaşayabilirsin diyor. Kendi şeriatına göre, ceza hukukuna göre. Yani bir devlette iki tane ceza hukuku. Hangi devlette var? İslam'da var. İslam buna müsaade ediyor. Bu ehli kitapla ilgili. Onun dışında ateistlerin zaten bir kaynağı yok yani. Yani bir dini yok ki zaten. Yani onlar kendi kanunu falan öyle bir şey yok. Bu konular içtihada giren konulardır. Öyle bir durum oluştuğunda alimlerimiz içtihat edeceklerdir. Ona göre bir uygulama yapılacaktır. Ama ehli kitap kendi kitabına göre, kendi şeriatına göre davranabilmektedir.